işi, ben bu işi düşüneyim, inceleyeyim, araştırayım, ben bir düşüneyim, sana döneyim dediğine ne deriz? Benim hemen yaklaşımım şu oluyor. Bir kişi bana bu tarz bir şekilde yaklaşırsa sohbetimizin, sunumumuzun sonunda. Hemen şöyle diyorum. Ya bir dakika diyor. Bir dakika. Arada yanlış bir anlaşılma oluşmasını istemem. Samimi olarak eğer alaka göstermiyorsan lütfen bana söyle, birbirimizin zihnini boşa harcamayalım. Yaklaşık 30 saniye önce ben bir düşüneyim, inceleyeyim, araştırayım diyen kişi, ya o zaman ben bir incelemeyeyim, yani yok ben ilgilenmiyorum demiyor. Yok yok ben inceleyeceğim, merak etmeyin, inceleyeceğim, araştıracağım, ilgileniyorum diyor. Şimdi kişinin üzerine giderseniz kişi kendini geri çeker. Ama kendinizi geriye çekerseniz kişi sizin üzerinize gelecektir. Ben bir düşüneyim, inceleyeyim, araştırayım dedim. Bir dakika, bir dakika. Ya yanlış bir anlaşılma olsun istemem. Eğer alaka göstermiyorsanız birbirimizi zihnini boşa harcamayalım. Yanlış bir anlaşılma oluşmasın aramızda dedim. Ne yaptım? Kendimi geri çektim. Kişi ya yok yok ben inceleyeceğim dedi ve benim üzerime doğru geldi. Hemen yaptığım şey oluyor. O zaman bana diyorum samimi olarak şunu söyler misiniz? Yaptığım bir hamle yapma hakkım oluyor. En fazla düzleşiriz, nötrleşiriz. Geriye kaçmış olmuyor. Kişi kendini geri çekmiş olmuyor. En fazla nötrleşiyoruz bunu yaptığımız zaman. O zaman diyorum bana samimi olarak şunu söyleyeyim. Ben bu işi kesinlikle yapmam bir, hemen de başlamak istiyorum 10 olsa. 1 ile 10 arasında samimi olarak kaç numarasınız? Kesinlikle bu işi yapmam bir, hemen de başlamak istiyorum 10 olsa. Kaç numarasınız? İşte 5 numarayım diyor kişi. Peki samimi olarak size 6-7 yapmak için kafanızdaki hangi soru işaretini cevaplamamız? Ne var elinizde? Onun kaynaklarını vereyim size. Yani kafanızda ne var? Samimi olarak bana onu söyler misiniz? Ben o kişiye hemen şu soruyu soruyorum. Peki, şimdi bakın üzerine gitmiş olmuyorum. Hemen şu soruyu soruyorum. Peki, bu işi kesinlikle yapmam bir, hemen de başlamak istiyorum onu olsa. Siz kaç numarasınız? Yani ne noktada olduğunuzu algılamaya çalışıyorum diyorum. Diyelim ki 5 numara dedi. Peki size 6-7 yapmak için kafanızdaki hangi soru işaretini cevaplamamız lazım? Kafanızda gerçekten samimi olarak ne var? Bunun kaynaklarını vereyim size. Eğer gerçekten ilgileniyorsanız. Ha ilgilenmiyorsanız bu arada söyleyeyim, birbirimizin zihnini boşa harcamayalım. Hemen kişi gerçekten kafasına takılan şeyleri söylemeye başlıyor. Ya bu ürünler denildiği kadar iyi mi diyor. Başlıyoruz üzerine 10-15 dakika sohbet etmeye. Ürünle ilgili yaşadıklarımızı, insanların yaşadıklarını konuşmaya başlıyoruz. Deneyimlerimizi paylaşıyoruz karşılıklı. Belki birkaç belge bilgi açıyoruz. Belki birkaç doktorun videosunu açıp gösteriyoruz, izletiyoruz. Tatmin oldunuz mu diyorum. Belki işte dinlediği, gördüğü şeylerden. Yani evet yeterince iyiydi. Peki sizi 9-10 yapabilmek için kafanızdaki hangi soru işaretini cevaplamam lazım diye bir daha soruyorum. Karşımdaki kişi diyor ki ya gerçekten bu işten kayda değer bir kazanç elde edilebiliyor mu? Gerçekten bu kadar sürede bu gelire ulaşmak mümkün mü diye soruyor. Diyorum ki bu bir iş. Yaptığınız işe göre, yaptığınız elde ettiğiniz performansa göre gelir elde ediyorsunuz. Ürettiğiniz ciroya göre. Ama bu ciroyu üretmek kimsenin bilmediği ve herkesin ihtiyacı olduğu bir ürüne sahip olduğumuzdan dolayı mümkün ve kolay. Sadece ön yargıyı nasıl yıkacağınızı bilmeniz lazım. Kimse yordum ekşi demiyor. Herkes kendi ürününü, herkes kendi ticaretini övgülüyor. Bundan bahsedildiği için onlarla aynı kefeye konmamak için bunun nasıl yapıldığını keşfetmeniz lazım. Bununla ilgili kitaplar var, videolar var. Nasıl yapıldığıyla ilgili konuşmaya başlıyorum. Akabinde ben de kendisine bir soru soruyorum. Bu işten benim ne kadar kazansanız gerçekten samimi sizin için heyecan verici olurdu sorusunu yöneltiyor. Kişi diyor ki herhalde 3.000 lira, 5.000 lira, 10.000 lira, 20.000 lira, 50.000 lira, 100.000 lira neyse. Herkesin önceliği, herkesin için ağızdan çıkan rakamlar birbirinden farklı oluyor. Peki bu gelire 20 yıl sonra ulaşacak olsanız bir anlamı yok, doğru mu? En geç ne kadar sürede ulaşacak olsanız heyecan verici olurdu. Ya bir iş konuşuyorsak, ne bileyim bir inşaat yapacağız, ne kadar yatırım yaparız, ne kadar karşılığı olur, ne kadar kazanç elde ederiz, ne kadar giderimiz olur, ne kadar gelirimiz olur, hepsini hesaplarız. Haliyle burada da bir iş konuşuyorsak, minimum ne kadar kazanmak sizin için heyecan verici olurdu. En geç ne kadar sürede bu gelire ulaşacak olsanız hala anlam verici olurdu sorularını yöneltiyor. Diyelim ki 10 bin lira dedi, diyelim ki 6 ay içerisinde bu gelire ulaşmak benim için heyecan verici olur cevabını verdi. Üçüncü soru, 6 ay içerisinde o 10 bin lira gelire ulaşacağınıza %100 emin olsanız, %99 değil, kafanızdaki tüm soru işaretlerini cevaplasa, günde maksimum kaç saat ayırabilirsiniz mevcut düzeninizi bozmadan? Sizin mevcut düzeninizi algılamaya çalışıyorum diyor. Günde diyor 2-3 saat o zaman zaman ayırabilirim. Günde 2-3 saat zaman ayırarak mevcut düzeninizi bozmadan ayda işte diyelim ki 10 bin lira dedi, işte 6 ay dedi, 6 ay içerisinde 10 bin lira gelire ulaşacağınıza %100 emin olsanız hemen başlarsınız, doğru mu? Evet diyor kişi. Gelin diyorum planı yapalım. Hemen oturuyoruz ona.
günde ortama bir kişiyle kayın işini paylaşarak, kayın ürünlerini paylaşarak bir ay içerisinde neler elde edebileceğini, her ay bir önceki ayın üzerine çalıştığından dolayı ikinci ayda bunun neye dönüşeceği, üçüncü ayda bunun neye dönüşeceği, dördüncü, beşinci ayda bunun neye dönüşeceğini planlıyorum kağıt üzerinde. Kafanızda diyorum en ufak bir soru işareti var mı? Yok. Ertelediğiniz hiçbir şeye sahip olamazsınız, doğru mu? Yani bir iş incelerken neye bakarsınız? Ne kazanırım, ne kaybederim? Ne kazanırım, ne kaybederim, doğru mu? Kazanacaklarınız sınırı yok. Kaybedecek ne var? Hiçbir şey yok. O zaman diyorum ertelemeyelim. Hadi başlayalım. Elimi uzatıyorum. Kişinin yine ben bir düşüneyim, üzerine yatayım, konuşalım diyorsa sonraki aşama olan takip aşamasına geçiyoruz. Takip dediğimiz kısım ise şudur. Masadan kalkmadan bir sonraki görüşmenin gününü, saatini, tarihini netleştirmek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.